Arılar, Swarm Intelligence, sürü zekasının en iyi örneği, ortak aklı arılardan öğrenmek lazım. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği için arıları zehirli tarım ilaçlarıyla öldürmeyelim. Günümüz pandemi sürecinde de gördük ki belki insansız bir dünya keyifli olmaz elbette. Ama doğanın dengesini ne kadar çok bozduğumuzu da görmüş olduk. Sağlığımız ve yaşamımız için tüm canlıların varlıklarına saygı duyalım. Arı sadece bir böcek değildir. Arı sağlıktır, arı hayattır. Albert Einstein'ın dediği gibi, arılar yeryüzünden kaybolursa insanların yalnızca 4 yıl ömrü kalır. Arı olmazsa döllenme, bitki, hayvan, insan olmaz. O yüzden arıları koruyalım. Al arılarının 2 çift kanadı var. İkisi dengede durma, ikisi ise uçmada görev alır. Bal arıları 14 santigrat derecenin altındaki sıcaklıklarda ve 43 santigrat derecenin üzerindeki sıcaklıklarda uçamazlar. Arıların kanatları ol, küresel ısınmaya dur de. Arılar olmasaydı yemek seçimlerimiz çok sıkıcı olabilirdi. Düşünsenize, tahıllar yok, lavanta yok, adaçayı yok, kahve yok, renkli sebze meyvelerin hiçbiri yok. Kırlıcı arılar iğnelerini birkaç kez kullanabilirler. Erkek arıların ise iğnesi yoktur. Çalışkan işçi arılarımız ise bizi tehdit olarak algıladıklarında bizi sokar ve sonra da ölürler. Korkma, korkutma, arıları öldürme. Bal arıları haberleşmek için cep telefonu kullanmaz. Onlar dans eder, bitkiye gider, bitki görür, bitkinin tadına kokusuna bakar, kovana geri gelir. Muazzam bir geometriyle güneş, kovan ve kaynak üçgenini daireler çizerek ve titreşimler yaparak arkadaşlarına anlatır. Senin haberleşme sağlayan baz istasyonlarının yaydığı elektromanyetik dalgalarsa onların yön duygusunu yok eder. Arılar yalnızca bal yapmazlar. Balın yanı sıra polen, arı zehri, terga, apilenir gibi birçok ürünleri daha vardır. Arı kovanı adeta küçük bir ecza dolup. Arılar vejetaryandır. Sadece su, çiçek tozu ve çiçek özüyle beslenirler. Bitkileri ve temiz su kaynaklarını zehirli kimyasallardan koruyalım. Arıları kızlarınız gibi sevin.